Valla öncelikle bu evlerin yapılması, hani bu yıkımların temizlenmesi, suyun temizlenmesi. Naci Görür'le bas bas bağırıyor değil mi? Bas bas bağırıyor. Deprem için ne yapacaklar? Türkiye geneli, sadece Malatya değil, burası yıkıldı. Burası yıkıldı ama Türkiye için ne yapacaklar? Deprem bölgesiyiz ya. Ne yapacaklar? Önce o sözü versinler, sonra seçim oyunu alsınlar. Yani yıkılan evlerin yapılmasını istiyoruz. Erdoğan zaten üzerine düşeni yapıyor fazlasıyla. Yani önce esnafa yer verilmesini isterim. Çünkü hepimiz esnafız, hepimiz mağduruz. Ve kiracıyız, mağduruz. Bunu da söyleyeyim. Ev sahipleri sıkıntı çıkarıyor. Kiracılara bir an önce bir çare bulunması gerekiyor. Valla beklentimiz nedir? İnşallah depremzedelere yardım ederler. Bir an önce bu evler, bu iş yerleri yapılır. Millet de kendi yoluna bakar bu zaman. Ama beklentilerimiz yüksek yani. İnşallah bir şeyler yapacak. Beklentimiz Erdoğan'da inşallah öncelikle seçimi kazanmamızdır. Zaten her şeyi yapıyor, istediğimiz ya da beklediğimiz her şey yapılıyor. Malatya için inşallah bir an önce evlerimize kavuşma dileğimiz. Hani çocuklarımız da zor durumdayız. Şehir dışında kaldık. Geldik şu an konteyner bekliyoruz. Bir aydır konteynerimiz çıkmadı. İnşallah bu süreç içinde çıkar diye düşünüyoruz. Üç çocuğum var. Hani dışarıda da zorlanıyoruz başka yerlerden kalmaktan. Eşi beklentim yok. Malatya her türlü hala sıkıntı yaşıyor. Her türlü sıkıntı yaşadı. Bu yüzden Erdoğan'dan beklentim de yok. Yok kardeşim. Vallahi biz de beklentimiz yok. İstekimiz yok. Erdoğan da bir şey bekleyemez. Malatya 3 gün gelmediler. Herkes karın altında öldü. Malatya bitmiştir. Bu gidişle bir şey olmaz. Her yer bitmiş. Erdoğan gelse gözümüzün üstünde yeri var. Ya o her şeyde ne yaparsa o kendisi için ya, millet için yapar. Ya millet de bizim içindir. Yok, hiç beklentimiz yok. Beklentimiz nasıl olayım? Malatya'nın halini görüyorsunuz. Evlerimiz ağır hasarlı. Biz konteynerlerde yaşıyoruz. Bazı eşyalarımız eksik oluyor. Çocuklarımız işsiz, güçsüz. Yani söyleyeceğimiz budur. Pahalılık, biraz ucuzluk yapsınlar. Yani evimize bir kiralık alamıyoruz. Bir emekli maaşla. Vallahi sıkıntı, her tarafta sıkıntı. Şöyle güzelleşmek için, şey etmek için yani insanın eli, gönlü kalkmıyor ki yani bir iş yapsın. Yani devlete de kolay değil yani. 11 yıl yani. Tabii ki isterim. Çıksın tabii ki, neden olmasın? İsteriz yani. Bakanlık da verilse iyi olur. Çünkü millet çok mağdur. Yani bakan olarak beklentimiz var ama verirler mi vermezler mi bilemiyorum. Bakan olarak mı? Tabii ki. Hayır, Malatya bakana ihtiyaç yok. Halkın istediği vekiller zaten olmadı. Şimdiye kadar olan bakanlarda herhangi bir fayda olmadı. Bundan sonrakinde de ne olacak onu da bilmiyoruz yani. Tabii ki isterim. Bir bakan verse tabii ki bu deprem için iyi olurdu. İsteriz, niye, hayırlısı olsun. Kim güzel bakacaksa Malatya çıksın.